06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Motor gene leş gibi. 2 gündür Ankara'da ciddi bir yağmur var. Bugünkü videomuzun konusu Shadowfax'e, yani BMW F800 GS'e 30 mm'lik bir gidon yükseltme montajı yapılması. Montaj işlemi için gene her zaman olduğu gibi ayarlı tork anahtarımız, orta mukavemetli yani mavi renkli Loctite veya vida sabitleyici olarak geçen eleman. Çeşitli anahtarlar, lokma anahtarı, açık ağız veya kapalı ağız anahtarlar gerekecek. Motorun sağının solunun çizilmemesi için böyle temizlikle kullanmış olduğum büyük fiber bezleri getirdim. Ürünü Bydort Global firmasından satın aldım. Bu firmadan daha önce de GasGas EC250 Racing Cross Super Enduro motorum için gidon yükseltme almış ve oldukça memnun kalmıştım. İşini oldukça ciddi alan, oldukça itinalı, özenli yapan bir firma. Gördüğünüz gibi hem montaj için bir şema hem de montaj talimatları içeren bir doküman da göndermişler ürünle birlikte. Montaj oldukça kolay, oldukça basit. Yani hem buradaki talimatlara uyarsanız hem de videoyu izlerseniz sizler de basit bir şekilde montajı yapabilirsiniz. Önce motorun bu kısmının çizilmemesi için şöyle büyük bir havlumuz var. Bunu buraya konuşlandıralım arkadaşlar güzelce. Üstüne de şunu atıyorum. İkinci kat cilası olsun diye. Gidon kelepçesini tutan somunları sökerek başlayacağız. Gidonu monte ettikten sonra ayarının kaymaması için şöyle iki tarafında içine birer tane çizgi çekiyorum. Bu çizgiler bizim kılavuzumuz olacak. Tekrar montajı yaparken bu çizgilere göre hizalama yapacağız. Şimdi şöyle kullanım kılavuzunu da kenara alalım. Dev alet çantamızı yere koyalım. Uçmaması için bunu buraya koyuyorum. Şimdi şöyle bakalım. Bu T40 doğru mu? 45 var mı acaba? T45 var. Burası 45 gibi geldi bana. Aynen. Burası T45'miş arkadaşlar. Bu da orta anahtar için 3'e 8 uç. Şimdi bunun şöyle bir adaptörünü çıkaralım. Manyetik tabağımızı biraz daha yakınımıza getirelim. Kelepçeleri sökmeye başlıyorum. Yavaş ve dikkatli bir şekilde. Bu işlerde acele ve kaba kuvvet bizim düşmanımız arkadaşlar. Her zaman olabildiğince nazik ve ölçülü davranmamız gerekiyor. Çünkü bunlar alüminyum parçalar. Yanlış bir kuvvette fazla mukavemet gösteremeden dağılırlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu gidonu şöyle biraz ortalayıp bunu da şöyle şuraya bırakalım. Şimdi içerideki vidaları açacağız. Bunlar T45 değildir herhalde. Evet, bir büyük T50 gibi geldi bana. Bakayım. T50 evet. Bunun altında tutan bir somun var. O da bununla beraber dönüyor. Onu tutmamız lazım. Buradan bakıyorum. 17 numara gibi. Tam şu altta. Görünüyor mu videoda bilmiyorum. Şuradan 16 ile bir deneyim şansımı. 16 yakalıyorum mu? Evet, 16 yakaladı.
Şimdi diğer tarafını da söküm işlemini yapalım. Tek tek uğraşmayalım montajda. Yağmur da yağacak. Umarım yağmur bastırmaz. Tarafı da çıkardık. Bu vida diğeri kadar mukavemet göstermeyecek sanırım. Evet. Şimdi bidon yükseltme parçalarını açıyoruz. Bunların sağ sol yok. Gördüğünüz gibi. Montaj kısmına geçiyoruz. Bu parçayı yani şunu şöyle çekip bunu buraya, bunu da bu şekilde buraya aldığınızda tam uyumlu bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Şu pulunu eksik etmeyelim. Pardon, bu pul buranın değil, şuranın olacak. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi kusursuzca oturdu. Şimdi bunu tekrar buraya oturtup üstten de yeni gelen vidayı saplamaya atacağız. Bunlara saplama diyorlar yani, uzun, böyle çok uzun vidalara. Kimse vida demiyor. Sanayide saplama diyorlar. Bunu bayağı saplıyoruz yani, gördüğünüz gibi buradan buraya. Bu bir taraf. Şimdi diğer tarafı da çekiyorum. Aynı şekilde açtım. Pulumu aldım. Bunu buraya oturttum. Pulumu attım. Bunu buraya oturttum. Şimdi şöyle gönderiyorum. Diğer uzun saplamayı alıyorum. Bunu da buraya gönderdim. Alt taraftan bakıyorum. Herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için şöyle. Şimdi bunlar galiba 8 numaraya benziyor alyan olarak. Cır cır yerine şuradan açılış alışabileceğim 8 numara alyan alıp bir deneyeyim. Şu anda her şey hazır. Güzel görünüyor montaj için. Şimdi vida sabitleyiciyi süreceğiz. Benim vida sabitleyicinin ağzı donduğu için şöyle şu sapıyla biraz alıp şu alttan çivatanın ağzına güzelce sürüyorum. Umarım kameradan da görünüyordur arkadaşlar. Şöyle çevirip diğer tarafına da sürelim. Ürün yeteri kadar varmış. Bu ürünün fazlasının hiçbir faydası yok, öyle söyleyeyim. Yani zarar yok ama faydası da yok. Kuruyup dökülür. O yüzden fazlasını sürmenizin bir anlamı yok. Ama yani malzemeyi kullanmaktan da kaçınmayın elbette. Şimdi 16 numara anahtarı buraya oturttum. Yavaşça alttan yakalatıp son işlemi yine tork anahtarıyla yapacağız, son sıkmayı. Şimdi bu kadar sıkıyorum. Daha geri kalanını torkla yapacağım çünkü. Daha fazla sıkmak istemiyorum. Evet. Buranın da yerine oturduğundan emin olduktan sonra şimdi şunun ucuna birazcık şöyle bir de sabitleyici alıp
viraya sürüyorum. Bunu niye sürüyoruz arkadaşlar? Yarın öbür gün titreşimden bu vidaların gevşemesini istemeyiz. En son isteyeceğimiz şey yani gidonun elimizde serbest kalması. Şimdi aynı şekilde somonu yakalatmaya çalışıyorum ama bunu elimizle mi yakalatsak acaba, deneyelim bakayım. Elimizle yapabileceğiz mi? Memeliler de yaba gibi koca koca. Galiba tutturdum. Evet. Bu da tamam. Bunları daha fazla sıkmıyorum. Çünkü dediğim gibi toklanması gerekiyor. Ve kafamıza göre sıkamayız. Şimdi tork değerlerine uygun bir şekilde bunları sıkalım. Buraya not almıştım. Daha önce internetten öğrenip. İç vidaları 30 Nm ile sıkacağız. Şuradan 8 numara uca bakayım, direkt uyabilir. Şu mu? 8. Evet, 8 çevirici istemiyor. 3-8 çünkü benim tork anahtarım. Şimdi bunu 30'a ayarlayıp şu alt tarafı gevşeteyim. Bakın burası 28. Şimdi 0 olduğunda 28 oldu. 28'den bir sonraki adım 35. Yani 8-10 döndüğünde 35. 35 eksi 28. 7. 7 bölü 10. Yani yaklaşık olarak şurası 30 Nm arkadaşlar. Anahtarı alttan sıkıyorum. Oynamaması için tekrar. Evet. Buna bir uzatma lazım. Şu uzatmayı alalım bunun üstünden. Alttan da anahtarla yakalayıp tork değerimiz doğru. Evet. Biraz sonra daha da net şekilde göreceğiz. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafın çivatasını sıkmak için. Şu anda düz gibi duruyor. Torku kontrol edelim. Torkumuz doğru. Evet. Her şey usulüne uygun. İç vidaları ise 28 Nm'lik bir torkla sıkacağız. Şimdi şimdi kabloları, hortumları kontrol etmeniz lazım.
Şimdi 28 Nm. Fazla zorlamadan tekrar bir kontrol ediyorum vidaları. Bu tamam. Bu tamam. Bu tamam. Bu da tamam. Tork değerlerimiz yerinde. Gidon yükseltmemizi yaptık. Şöyle göstereyim. Şu parça ekstra 30 milimetrelik bir gidon yükseltme verdi bize. Peki bunu niye yaptık arkadaşlar? Bunu şu yüzden yaptık. Arazide, ayakta sürüşlerde özellikle benim gibi uzun boylu biniciler kambur şekilde motor kullanmak zorunda kalıyorlar. 30 milimetrelik bu yükseltme benim gibi arazide, ayakta sürüş yapmak zorunda olan kişileri oldukça rahatlatır. Daha önceki gidon yükseltme videosunda da zaten bunun sebebini açıklamıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı, videoların devamı için bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olup Instagram'da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.